Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimiz nükleik asitler. Çekirdek hücrenin yönetim merkezidir. Hücre çekirdeğinde DNA'lar ve bu DNA'lar üzerinde neler bulunur arkadaşlar? Genler bulunur. Genler canlının tüm kalıtsal şifrelerini taşımakta ve bu şifreleri ne yapıyor arkadaşlar? Nesilden nesile aktarıyor. Hücrede gerçekleşen madde ve enerji dönüşüm olaylarının tamamı doğrudan veya dolaylı olarak nükleik asitlerin kontrolü altında gerçekleşmektedir. Nükleik asitler proteinlerin yapım ve yıkımını kontrol eder. Bir organizmada üretilen her bir RNA arkadaşlar ve protein molekülü organizmanın DNA'sı tarafından belirlenir. Hücrelerde nükleik asitler, şöyle söyleyelim, nükleik asitler arkadaşlar, deoksiribonükleik asit yani DNA, ribonükleik asit RNA olmak üzere iki tane arkadaşlar nükleik asit çeşidimiz vardır. Peki DNA'nın yapısını ve RNA'nın yapısında neler var? Bunlardan bahsedelim. Nükleik asitlerin yapı taşını arkadaşlar, yapı taşlarını biz nükleotit diyoruz. Nükleotit. Şimdi bir nükleotitte ne bulunur? Fosfat arkadaşlar, şeker, 5 karbonlu şeker var. 5 karbonlu şeker. Bir de ne var arkadaşlar? Baz var. Baz. Şimdi 5 karbonlu şeker. Fosfat zaten hem DNA'da hem RNA'da ortaktır. DNA'da da bulunur. RNA'da da bulunur arkadaşlar. 5 karbonlu şeker ise eğer deoksiriboz şekeri ise DNA'da var. DNA'da bulunur arkadaşlar. Riboz şekeri ise arkadaşlar RNA'da bulunur. Peki deoksiribozdaki bazlar nelerdir? Adenin, timin, guanin, sitozindir arkadaşlar. Timin DNA'ya özgü bir bazdır. Ribozda ise adenin, urasil, guanin ve sitozin bulunmaktadır. Nükleik asitlerin bakın bu yapısına biz baz ile şeker kadar olan kısmına nükleozit diyoruz arkadaşlar. Nükleozit. Fosfat da dahil olursa arkadaşlar buna, biz buna ne diyoruz? Nükleotit diyoruz. Bir nükleotidin yapısında ne var diye sorarlarsa, fosfat var, şeker var arkadaşlar, bir de baz var. Peki DNA'ya, deoksiriboz şekeri ise DNA'da bulunur. Arkadaşlar riboz şekeri ise RNA'da bulunur. Bunlardan bahsettim size. Peki 5 karbonlu şeker, DNA ve RNA söyledim. Arkadaşlar 5 karbonlu şeker ile baz arasındaki bağ şuradaki şöyle buradaki bağ biz şöyle çizeyim. Glikozit bağ diyoruz. Glikozit bağ. Şeker ile fosfat arasındaki bağ ise ester bağ diyoruz arkadaşlar. Bağlar da bu şekilde. Şimdi nükleotitler DNA ve RNA molekülünü yapısal birimi olarak görev yapmaktadır dedik. DNA tüm canlılarda bulunur ve aynı çeşit nükleotitleri içerir. Aynı çeşit nükleotitleri dediği adenin, timin, guanin, sitozindir arkadaşlar. Canlılardaki nükleotit çeşitleri aynı olmasına rağmen bunların sırası ve sayısı birbirinden farklıdır. Bu özellik canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan aslında temel faktördür. DNA hem de RNA aynı iplik üzerinde bulunan bir nükleotidin fosfatı diğer nükleotidin şekerine fosfodiester bağıyla bağlanarak uzun polinükleotit zincirleri oluşturur. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar? Şöyle söyleyelim. Diyelim ki burada fosfat var. Şöyle şurada fosfat var. Burada fosfat. Burada şeker var. Deoksiriboz şekeri. Burada ise diyelim ki adenin bazı var arkadaşlar. Altta da fosfat var. Şeker olsun yine deoksiriboz şekeri arkadaşlar. Bağlı olan baz timin olsun. Şimdi fosfat ile şeker yani şurada nükleotitlerin alt alta bağlanmasını arkadaşlar fosfodiester bağ diyoruz. Fosfodiester bağ. Fosfodiester bağ budur arkadaşlar. Burada uzun uzun okudum.
ne diyordu? Biliplik üzerine birbiri ardına gelen fosfat ve şeker gruplarının bakın birbirine bağlandığı yere fosfodiester bağı diyoruz. Peki nükleik asitlerin yapı taşı nükleotittir dedik. Nükleotitler DNA ve RNA'nın ortak yapı taşı bir nükleotidin yapısında ne var ondan bahsettik. Şimdi DNA diyelim arkadaşlar. DNA'dan bahsedelim. DNA canlıların genetik bilgisini taşıyan ve bilgileri sonraki döle aktaran, protein sentezini yöneten çift iplikli sarmal yapı polinükleotitlerdir. DNA ökaryot hücrelerde çekirdekte bulunur. Mitokondride, kloroplastta bulunur arkadaşlar. Prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur. DNA molekülünde karşılıklı iki zincirde bulunan pürin ve pirimidin bazları arasındaki eşleşmeler daima adeninin karşısına arkadaşlar timin gelir, guanin karşısında sitozin gelecek şekilde düzenlenir. Tüm DNA molekülünde bir iplikte bir pürin bazının karşısında karşı iplikte daima pirimidin bazına gelir. Peki pürin ve pirimidin bazları hangileridir? Onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Pürin bazları çift halkalıdır arkadaşlar. Adenin ve guanindir. Pirimidin bazları arkadaşlar tek halkalı. Bunların karşısında da pirimidin bazları ise sitozin, urasil ve timindir arkadaşlar. Peki bakın pirim bazına daima karşılık pirimidin bazı gelir. Yani adenin karşısına timin gelir DNA'da ya da bu bir RNA ise arkadaşlar adenin karşısına ne gelir? Urasil gelir. Guanin karşısına ise sitozin gelir. Bu yüzden adenin ile timin oranı arkadaşlar guanin ile sitozin oranı daima nedir? 1'e eşittir. Tamam mı? Ama arkadaşlar adenin artı timin guanin artı sitozin oranı ise arkadaşlar bu türe özgüdür. DNA molekülü arkadaşlar. Turuncular timini göstermiş. Timinin karşısına ne gelmiş? Adenin sarı renkte olan sitozin. Bakın mavi renkte olan guanin sitozinin karşısına ne gelmiş? Guanin gelmiş. Şimdi arkadaşlar 1953 yılında James Watson ve Francis Crick arkadaşlar bunlar DNA'nın 3 boyutlu yapısını açıklamışlardır. DNA'nın 3 boyutlu yapısını arkadaşlar açıklarken çift sarmal yapısının ne olduğunu öne sürmüşler. Bu modele göre DNA sarmal oluşturacak şekilde aynı eksen etrafında sağa dönen iki iplikten oluşur arkadaşlar. Arda arda gelen şeker ve fosfat gruplarını oluşturduğu omurga ikili sarmalın dış tarafındadır arkadaşlar. Her iki zincirin pirimidin ve pirim bazları karşılıklı gelecek şekilde sarmalın iç tarafına. Yani sarmalın iç tarafında arkadaşlar bazlar dizilir. Dış tarafında ise yani şu dış tarafında ise fosfat ve şekerler birbirine bağlanır. Şimdi adenin ile timinin arasında bağlanırken adenin ile timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı bulunur. Yani şu timin ise bu adenindi. Bunun arasında ikili hidrojen bağı var arkadaşlar. Guanin ise bu da sitozindi. Guanin ve sitozin arasında ise üçlü hidrojen bağı var. Bakın burada üçlü. Burada ise ikili hidrojen bağı bulunmaktadır arkadaşlar. Eğer bir DNA molekülünde guanin ve sitozin sayısı ne kadar fazlaysa üçlü hidrojen bağ sayısı o kadar fazla oluyor ve arkadaşlar ayrılması daha zor oluyor. Devam edelim. Bakın bu şekilde. Hücre bölüneceği zaman çekirdeğindeki tüm DNA molekülleri kendini hatasız birer kopyasını çıkarır. Bu olaya replikasyon diyoruz. Replikasyon yani kısaca DNA'nın kendini eşlemesidir aslında.
Bir canlı vücut hücrelerindeki DNA oluşturan nükleotitlerin sırası ve sayısı aynıdır. Aynı türe ait canlıların DNA'ları büyük oranda birbirine benzerdir. Bu durum bireyler arasındaki akrabalık derecesinin belirlenmesinde de nedir arkadaşlar? Önemlidir. Etkinlikleri geçelim. RNA'dan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi RNA ribonükleik asit ne yapar arkadaşlar? DNA'dan aldığı genetik bilgiyi bir protein sentezini gerçekleştiren, riboz şekeri içeren nükleotitlerin birbirlerine bağlanmasıyla meydana gelen tek zincirli polimer. Bir DNA molekülündeki nükleotit sayısı yüz milyonları bulurken RNA'daki nükleotit sayısı ise yüzlerle ifade edilir. RNA molekülü DNA gibi kendini eşleyemez ve onaramaz arkadaşlar. Tüm RNA çeşitleri DNA üzerinden sentezlenir. RNA prokaryot hücrelerde sitoplazma, ribozomlarda, ökaryot hücrelerde ise çekirdek sitoplazma. Ribozom, mitokondri ve kloroplastlarda bulunur. RNA molekülü timin organik bazını içermez. Az önce de söyledim. RNA'ya özgü basitin kimdir dedik? Urasildir dedik arkadaşlar. 3 çeşittir. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, ribozomal RNA şeklinde. Mesajcı RNA, ökaryot hücrelerde DNA çekirdekte bulunur. Ve bölünme haricinde hiçbir zaman çekirdek dışına çıkamaz. Halbuki protein sentezi sitoplazmadaki ribozomlarda gerçekleşir. Bunun için DNA'daki bilginin ribozomlara taşınması gerekir. mRNA'lar protein sentezi için gerekli olan genetik bilgiyi DNA'dan alıp sitoplazmadaki ribozomlara taşıyan aslında aracı moleküldür. Yani mesajı götürendir arkadaşlar. Şifreyi götürendir. Şöyle diyelim. Şu çekirdek olsun. Şöyle şu kısım çekirdek olsun. Çekirdeğin içerisinde ne var? DNA molekülü var. Bu DNA molekülünün ilgili gen bölgesinden yani diyelim ki şuradan arkadaşlar mRNA sentezleniyor. mRNA. Bu mRNA daha sonra çekirdek zarından nereye gidiyor? Sitoplazmaya gidiyor. Sitoplazma. Peki mRNA nerede sentezlenmiş oluyor? Çekirdekte. Taşıyıcı RNA ise tRNA'lar protein sentezi için gerekli olan amino asitleri sitoplazmadan ribozoma taşır arkadaşlar. Şimdi mRNA sitoplazmaya gelir. Burada ribozomun iki tane alt birimi var. Büyük ve küçük alt birimi var. Bunlar birleşir. mRNA gelir. Ribozomun büyük alt birimine bağlanır arkadaşlar. Burada mRNA'daki ilgili şifreye karşı tRNA sitoplazmadan ne getirir arkadaşlar? Amino asit getirir. Tamam mı? tRNA amino asitleri getiriyor. Yani taşıyıcı özelliği var arkadaşlar. Bu şifreye göre ama getiriyor. mRNA'daki şifreye göre. Peki ribozomal RNA ne işe yarıyor? Ribozomal RNA ise arkadaşlar proteinle birlikte ribozom organelinin yapısını oluşturuyor. Ribozomal RNA. Arkadaşlar ribozomal RNA artı protein birlikte ribozom organelinin yapısını oluşturur. ÖSYM'de çıkmış sınav sorusudur. Ribozomal RNA nerede sentezlenir? 2015 YGS sorusu arkadaşlar. Bu da çekirdekçikte. Çekirdekçikte
sentez denir. Bakın burada da yazıyor. En fazla bulunan RNA çeşididir diyor. Ribozomal RNA'lar çekirdekçikte sentezlenir. Peki canlı vücudunda en fazla bulunan hangisi sıralarsak en fazla ribozomal RNA bulunur. Sonra taşıyıcı RNA bulunur arkadaşlar. Taşıyıcı RNA. Sonra da mRNA bulunur. Peki DNA ve RNA'yı karşılaştıralım. DNA ve RNA'yı karşılaştırdığımızda arkadaşlar yapısında adenin, guanin, sitozin ve timin organik bazları bulunur. Yapısında adenin, guanin, sitozin, urasil organik bazı bulunur. Şekeri kimmiş? Deoksiriboz. Peki RNA'nın şekeri kimdir? Riboz. Yapısında inorganik fosfat grubu bulunur. Bu ikisi için de zaten ortaktır. DNA çift ipliklidir. RNA tek ipliklidir. DNA kendini eşleyebilir, onarabilir. Yani replikasyon meydana gelebilir. Kendini eşleyemez ve onaramaz arkadaşlar. Yıkılıp yeniden yapılamaz ama yıkılıp yeniden yapılabilir. Ökaryot hücrelerde çekirdekçik mitokondri ve kloroplastlarda, prokaryot hücrelerde ise sitoplazmada bulunur. Ökaryot hücrelerde RNA ise çekirdekçik, sitoplazma, mitokondri, kloroplast ve ribozomlarda bulunur. Prokaryot hücrelerde ise sitoplazma ribozomda bulunuyor. Protein sentezine dolaylı olarak katılıyor. DNA protein sentezine doğrudan katılır. Adenin bölü timin, guanin bölü sitozin, bölü pirimidin oranları 1'e eşittir arkadaşlar. RNA tek zincirli olduğu için böyle bir oran yoktur arkadaşlar. Okuma parçalarını geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konumuz ne? ATP ve canlılar için önemi. ATP bütün hücre zarından bazı maddeleri geçirme, organik madde sentezi ve hareket, sinirsel iletim, hücre bölmesi, üreme gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerji nereden sağlanmış olur? ATP'den arkadaşlar. ATP'nin açılımı ne demektir? Adenozin trifosfat. Bir ATP'nin yapısında ne bulunuyor? Ondan bahsedelim. Bir ATP'nin yapısında fosfat arkadaşlar bulunur. Burada da şeker bulunur arkadaşlar. Pardon. Şöyle arkadaşlar, yapısında azotlu organik baz adenin bazı bulunur. Böyle çizelim. 5 karbonlu şeker bulunur. Bu şekerin adı nedir? Riboz. 3 tane de arkadaşlar fosfat bulunur. 3 tane de fosfat. Adenin ile ribozun bir araya gelmesine biz adenozin diyoruz. Bir fosfat olursa adenozin monofosfat. İki tane olursa arkadaşlar difosfat. Üç tane olursa trifosfat. Adenozin trifosfat diyoruz. ATP'nin açılımı bu. Adenin ile şeker arasındaki bağ, burada glikozit bağ diyoruz. Glikozit bağ. Fosfat ile şeker arasındaki bağ ise ester bağ diyoruz. Fosfatların arasındaki şu bağlara ise arkadaşlar yüksek enerjili bağ diyoruz. ADP'ye arkadaşlar bir fosfat eklenip ATP oluşursa biz buna fosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Bakın burada ATP, bakın şu şekilde gösterelim. ADP'ye bir fosfat ADP'ye bir fosfat ekleniyor. Arkadaşlar ne meydana geliyor? ATP. Biz bu olaya ne diyoruz? Fosforilasyon. Peki ATP'nin suyla yıkılmasına ne diyoruz arkadaşlar? Defosforilasyon diyoruz. Bakın bir ATP'nin yapısında ne varmış? Adenin bazı. Burada da görüldüğü gibi az önce de çizdim. Adenin, şeker, 3 tane de fosfat var. Adenin ile şekerin birleşmesine ne diyoruz? Adenozin. Bir fosfat bir araya gelirse monofosfat, iki fosfat olursa difosfat, üç tane olursa arkadaşlar trifosfat diyoruz.
ATP hücre içinde depolanamaz. Bu nedenle hücrede anla üretilip anda tüketilir arkadaşlar. ATP bir hücreden diğer hücreye aktarılamaz. Her hücre ihtiyaç duyduğu ATP'sini kendisi üretir. ATP enerji birimi olmasını ya da hücrede RNA sentezine doğrudan katıldığından canlılar için önemlidir diyoruz arkadaşlar. Şimdi sağlıklı beslenme diyelim. Sağlıklı beslenme yeterli, düzenli ve dengeli beslenmedir. Kendi bedenine saygı gösteren insanlar sağlıklı beslenmeye dikkat eder. Sağlıklı beslenme herkes için, özellikle de çocuklar için çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenen çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri geri kalır. Çocukluk dönemindeki hatalı beslenme alışkanlıkları arkadaşlar yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ve obezite için risk oluşturur. Obezite sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesidir. Gıda maddeleri dünya nüfusuna eşit bir şekilde dağılmamıştır. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu oluşan hastalıklara mücadele ederken, aşırı ve dengesiz beslenme sonucu oluşan obezite birçok insan için önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Obezite, diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, solunum zorluğu, felç, karaciğer yağlanması, kas ve iskelet rahatsızlıkları, ruhsal bozukluklar gibi sağlık sorunlarına da neden olmaktadır arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadar. Birinci ünite bitti arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.